Sevgili öğrencilerim ve değerli takipçilerim, merhaba yeniden. Bugün sizlerle Osmanlı son dönemi dış politikasından biraz bahsedeceğiz ve Türk Dışişleri Bakanlığı sınavlarına girmeden önce neden Osmanlı son dönemindeki dış politikayı bizler daha iyi bilmeliyiz ve tanımalıyız? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hepinizin hatırlayacağı üzere geçen yıl ben Dışişleri Bakanlığı'na nasıl girilir başlığında bir video paylaşmıştım kanalımızda ve teşekkür ediyorum. O çok ilgi gördü. Bana mail yoluyla ve YouTube üzerinden çokça mesaj ve soru ilettiniz. Onu da hemen buraya bırakıyorum. Buraya karta. İzlemeyenler mutlaka izlesinler. Hatta Dışişleri Bakanlığı'na nasıl girilir o videomu izledikten sonra bu videomu da üzerine pekiştirme olarak izleyebilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı personeli olmak için o teknik detaylar neler? Hangi sınavlara, sözlü ve yazılı sınavlara giriliyor? Hangi konulara burada ağırlık vermeliyiz? Sınavların türü, kaç kişi başvuruyor vesaire? Teknik bilgileri anlatmıştım o videomda. O videomdaki teknik bilgileri aldıktan sonra ve sınavlara dayalı bilgileri aldıktan sonra bu videomda da konular itibariyle en başta yani çıkış noktamız neresi olmalı? Dışişleri Bakanı personeli olmak için sözlü ve yazılı sınavlarda bilmemiz gereken en önemli çıkış noktası yani ilk referans bilgilerimiz ne olmalı? Elbette son dönem Osmanlı Devleti'nin dış politika perspektifi olmalı. Yine hepinizin bildiği gibi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldığında Ankara hükümeti kurulmuştu. Bir icra heyeti olarak elbette millet adına karar veren Ankara hükümeti Büyük Millet Meclisi'ni açmıştı. Bir ay sonra dikkat ederseniz Hariciye Vekaleti kuruldu. Yani bugünkü adıyla Dışişleri Bakanlığımız kuruldu. Onun öncesinde de elbette son dönem Osmanlı döneminden bize miras kalan diplomatik bilgi birikimi ve Osmanlı diplomatikası elbette vardı. Yani Atatürk ve arkadaşları birdenbire böyle Hariciye Vekaletini kurmadılar. Çünkü geçmişten Osmanlı döneminden birçok kurum ve kuruluş da biliyorsunuz Cumhuriyet'e aktarıldığı için o kurumlardan biri de Hariciye Nezareti'ydi ama bir önceki adı elbette o dönemde Umur-ı Hariciye Nezareti'ydi. 2. Mahmut döneminde kurulan adıyla Atatürk ve arkadaşları Mayıs 1920'de dış işlerini o kadar çok önemsiyorlar ki Milli Mücadele'nin Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilk kurulan bakanlıklardan biri de Maliye Bakanlığı'ndan sonra elbette Dışişleri Bakanlığı yani Hariciye Vekaleti olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu vekalet, bu Dışişleri Bakanlığımız son dönem Osmanlı Devleti'nden gelen o diplomasi birikimini de bu büyük birikimi de alarak yolunda devam etti. Peki neydi bu diplomasi birikimi ve bizim için dışişleri personeli olmak için başvurduğumuz sınavlarda neden çok önemsemeliyiz biz bunu? Hepinizin bildiği gibi Osmanlı Devleti özellikle 1839'daki Tanzimat Fermanı, 1856'daki Islahat Fermanı, sonrasında Kanuni Esası ile 1876'da 2. Abdülhamit'le beraber Batı'ya tümüyle açılmış bir memleketti. Sadece diplomasi, siyasi, askeri alanda değil, aynı zamanda hukuki alanda da Batı devletler hukuk sistemine entegre olmaya çalışmıştı biliyorsunuz. Bunu hızlandırmıştı. Gerçi bu 16. yüzyılın sonunda başladı ama Padişah Abdülmecit'ten sonra daha da hızlandı. 1839 tarihli Tanzimat Fermanı'yla. Hepinizin bildiği gibi lise yıllarından bu yana hocalarınız mutlaka anlatmıştır. Tanzimat Fermanı'nı Gülhane Parkı'nda ilan ettiği için o dönemin eski Londra Büyükelçisi Osmanlı'nın Mustafa Reşit Paşa, sonra da Hariciye Nazırı, Hariciye Dışişleri Bakanı olacaktır. Mustafa Reşit Paşa biliyorsunuz Gülhane Parkı'nda ilan etmişti Tanzimat Fermanı'nı. O yüzden biz bunun diğer adına Gülhane Hattı Hümayunu diyorduk. Hepiniz hatırlayacaksınızdır. Lise ve üniversite sınavları girişte çokça karşınıza çıkmıştır. İşte burada Padişah Abdülmecit'ten de daha çok etkin olan ve Abdülmecit de böyle kafa kafaya vererek Tanzimat Fermanı'nı kaleme alan o çok değerli isim, diplomat, bürokrat, büyükelçilik yapan ve sonrasında az önce dediğimiz gibi Dışişleri Bakanlığı görevinde de üstlenecek Mustafa Reşit Paşa çok önemli. İşte dışişleri personeli olmak için bizim çıkış referans bilgilerimiz tam da bu noktada olacak. Mesela ben az önce videomun başında Dışişleri Bakanlığı nasıl girer adlı videomu izleyin demiştim. O videonun ilk 3-4 dakikasında 3. Selim dönemindeki Yusuf Agah Efendi'ye vurgu yapmıştım ki Yusuf Agah Efendi Avrupa'ya gönderdiğimiz ilk daimi elçiydi. Londra'ya gönderilmişti.
ondan sonra birkaç yıl sonra bakın 1839'da bir Dışişleri Bakanı Osmanlı'nın hem iç hem de dış problemiyle ilgili bir tanzimat fermanını kaleme alıyor Abdülmecit Padişah'la beraber. O yüzden çok önemli bir figür bizim için. Mustafa Reşit Paşa tanzimat fermanını imzaladıktan sonra aslında bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'na miras bırakılacak dış politika birikiminin de ilk basamağını oluşturuyor. Neden? Çünkü Mustafa Reşit Paşa Osmanlı Devleti'ne o döneme kadar sahip olmadığı bir dış politika vizyonunu da hediye ediyor. Mustafa Reşit Paşa tanzimat fermanını imzaladıktan sonra Avrupa ülkeleriyle daha çok bilgi alışverişinde bulunuyor ve eğer Osmanlı Devleti bir Avrupa ülkesi olarak sayılmazsa ve Avrupa ülkesi olarak kendini hissetmezse devamının mümkün olmayacağını öngörüyor Mustafa Reşit Paşa ve o yüzden Dışişleri Bakanlığı görevini de üstleniyor bu dönemde. Dikkat ederseniz Tanzimat Fermanı 1839 tarihlidir ve 19. yüzyıldaki son dönem Osmanlı döneminin en büyük şanslarından biri Mustafa Reşit Paşa gibi çok önemli diplomatların ve dışişleri bakanlarının ve aynı zamanda kendisini tıpkı Yusuf Agi Efendi gibi mesela ne anlatmıştım o videoda vurgu yapmıştım. 3. Selim boşuna Yusuf Agi Efendi'yi Londra'ya göndermemişti. Rumca biliyor kendisi, Fransızca biliyor, Latince biliyor. Aynı şekilde Mustafa Reşit Paşa da öyle yani sonuçta 19. yüzyılın ilk çeyreğinin Osmanlı aydınları arasında Mustafa Reşit Paşa da Yusuf Agi Efendi gibi o da birden fazla dil biliyor. Fransız kültürüne kendini çok iyi entegre etmiş ve uluslararası diplomatikayı çok iyi okumuş bir isim Mustafa Reşit Paşa. O dönemde Osmanlı'nın son dönemlerindeki en büyük şansları kalifiyeliği ve kaliteli, entelektüel altyapısı çok geniş olan diplomasiyi ve küresel siyaset demeyelim o dönem için. Devletler arası hukuku da çok iyi bilen, uluslararası diplomatikayı da çok iyi bilen önemli bir figür Mustafa Reşit Paşa. Ve onun talebeleri, öğrencileri işte tam da diğer iki isme gelelim şimdi. Eğer dışişleri personeli olmak istiyorsak ve sözlü yazılı mülakatlara girmek istiyorsak referans noktamız Mustafa Reşit Paşa'nın 19. yüzyıldaki o diplomatik girişimleri ve dehası birincisi. İkincisi olarak da iki önemli talebesi. Birisi Keçecizadelerden Fuat Paşa. Keçecizade Fuat Paşa sonrasındaki Dışişleri Bakanı'dır. Aynı zamanda Mustafa Reşit Paşa zaten Keçecizade Fuat Paşa'yı yetiştirmiştir. Çok muazzam bir isim. Yani Keçecizade Fuat Paşa için bile ben 15-20 dakikalık bir video yüklemem lazım. Çok iyi bilmemiz lazım Keçecizade Fuat Paşa'yı da. İkinci öğrencisi de Mehmet Emin Ali Paşa çok önemli o dönemde. Bakın bu üç isim tekrarlayalım. Eğer biz dışişleri personeli olmak istiyorsak, bu sınavlara girmek istiyorsak bir kere Osmanlı'nın son döneminde yetişen o diplomatları ve dışişleri bakanlarını çok iyi algılamamız ve bilmemiz gerekiyor. Mustafa Reşit Paşa sadece tanzimat fermanını yazan bir isim değil. Osmanlı'nın dış politikasına yön veren ve ardılı olarak da iki büyük ismi, iki büyük diplomatı, iki büyük dışişleri bakanı sonrasında dışişleri bakanı olacak iki ismi yetiştirmesidir Mustafa Reşit Paşa'nın. Keçecizade Fuat Paşa, Mehmet Ali Paşa ya da Ali Paşa diyebiliriz. Bu üç önemli isim Osmanlı'nın 19. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vurmuştur. Hatta ikinci çeyreğine de damgasını vurmuştur. Gerçi her biri 60 yaşına gelmeden vefat etti bu arada onu da söyleyelim ama bu üç isim Osmanlı'nın şansıydı aslında. Bazen şunu düşünüyorum mesela Abdülmecit döneminde Mustafa Reşit Paşa, Keçecizade Fuat Paşa, Mehmet Ali Paşa diplomat ve Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Abdülaziz döneminde de devam etti. Fuat Paşa haricinde diğerleri ama Abdülhamit döneminde devam edemediler. Keşke 2. Abdülhamit döneminde de devam etselerdi. Belki Tunus'un işgali, Cezayir'in işgali, İngiltere'nin Mısır'la ilgilenmesi, Fransa'nın Cezayir ve Tunus'la ilgilenmesi ve buraların bir sömürgecilik pazarı haline gelip de işgal edilmesinin belki önüne geçilebilirdi. Uluslararası diplomasiyi de kullanarak. Düşünebiliyor musunuz? Abdülaziz'in Avrupa gezisinde ön ayak olan isimler bunlar. Keçecizade Fuat Paşa örneğin. O yüzden eğer biz bugün Dışişleri Bakanlığı personeli olmak için sözlü ve yazılı mülakatlara gireceksek bu üç önemli ismi bilelim. Özellikle o videomda da vurguladım. 1792'de biliyorsunuz Yusuf Agi Efendi Londra'ya elçi olarak gönderildi. Bakın bu da 40-42 yıl sonra 1839'da Mustafa Reşit Paşa Dışişleri Bakanı sıfatıyla Osmanlı'nın dış politikasına yön veriyor. Sonrasında Keçecizade Fuat Paşa, sonrasında Mehmet Ali Paşa'nın olduğunu görüyoruz. Bunlar hem sadrazamlık yapmıştır defalarca ve yine defalarca örneğin Keçecizade Fuat Paşa 5 kez
hariciye vekaleti, nazırlığı yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı yapmıştır o dönemde. Yani o açıdan çok önemli bir isim ve Osmanlı dış politikasına 8 yıl damgasını vurmuştur Keçecizade Fuat Paşa. O yüzden eğer biz dışişleri personeli olmak istiyorsak, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın mantığını ve vizyonunu anlamak istiyorsak elbette Cumhuriyet tarihimizin ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında o Tevfik Rüştü Aras'la beraber oluşturulan Atatürk'ün de önderliğinde yurtta barış, dünyada barış felsefesine dayanan diğer ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı duyup iç işlerine karışmama gibi prensipleri elde edinen ve kazan kazan ilkesine dayanan dış politika ve insancıl bir dış politikayı uygulayan Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait olan Dışişleri Bakanlığı perspektifini elbette çok iyi bileceğiz ama onun öncesinde bu perspektif, bu mantık kimden? Mustafa Reşit Paşa, Keçecizade, Fuat Paşa, Mehmet Ali Paşa. Onları, bu üçünü anlamadan Cumhuriyet tarihimizin dış politika vizyonunu da anlamamız mümkün değil. O yüzden bunlar çok altın bilgilerdir. Eğer ileride bir gün size sorulduğunda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı perspektifinden herhangi bir soru sorulduğunda ya da örneğin reis-i küttaplık niye kaldırıldı da 2. Mahmut Umur-ı Hariciye vekaletini niye kurdu? Nazırlığını niye kurdu? Sonrasında hariciye vekaletine nasıl dönüştü? İşte dönemin siyasal aktörleri, diplomatları, büyükelçileri, dışişleri bakanlarını özellikle son dönem Osmanlı tarihinden 1792'den 1920'deki Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar olan tüm diplomatları, dışişleri bakanlarını ve Osmanlı'nın dış politikasını çok iyi irdelememiz gerekiyor ki referans, yani çıkış noktamızı iyi algılayalım ki bugünkü Cumhuriyet tarihinin dış politikasını sağlıklı bir şekilde analiz edelim. Ben çok önemsiyorum bu üç ismi: Mustafa Reşit Paşa, Keçecizade Fuat Paşa ve Mehmet Ali Paşa'yı. Çünkü eğer onlar olmasaydı acaba o son dönem Osmanlı dış politikası nasıl yönlendirilebilirdi? Ve 2. Abdülhamit döneminde de olmadığı için, biliyorsunuz Abdülhamit döneminde çokça toprak kaybı yaşadık, imparatorluk bir hasta adam olarak da algılanıyordu biliyorsunuz o dönemde. Sonrasında işte biliyorsunuz Duyun-ı Umumiye 1881'de oluşturuldu vesaire. İmparatorluk her yönden, iktisadi ve ekonomik yönden de dış politika açısından da bir kıskaç altına alınmıştı. Keşke bu üç isim, bu üç değerli isim ve bugünkü Türk dış politikasına da referans olan bu üç önemli isim 2. Abdülhamit döneminde de yaşasaydı, belki imparatorluğun tarihini ve 2. Abdülhamit'in saltanat yıllarını biz farklı bir şekilde okuyor olabilecekti ya da yazıyor olabilecekti tarihçiler. Evet sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim, eğer ileride ve çokça bu noktada da soru alıyorum. Yani hocam dışişleri personel olmak istiyorum, nelere dikkat etmeliyiz vesaire. İşte bu tür nüanslara dikkat etmelisiniz. Son dönem Osmanlı dış politikasını çok iyi okumamız gerekiyor. Eksiksiz okumamız gerekiyor. Dönemin siyasal aktörlerinden tutun dışişleri bakanlarına, iç ve dış olayların birbirinden bağımsız olduğunu söyleyemezsiniz. Örneğin Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, ıslah fermanı ilan edilmesi vesaire. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. İç dış politika ilişkisini çok iyi gösteriyor aslında son dönem Osmanlı dış politikası. Umarım yararlı olmuştur. Bir dışişleri personelinin de, yani size ileride Keçecizade bu Fuat Paşa kimdir dendiğinde de mutlaka cevap vermemiz gerekiyor. Yani bakmamamız gerekiyor. Eğer dışişleri personeli olacaksak Mustafa Reşit Paşa'dan, Keçecizade Fuat Paşa'dan, Ali Paşa'dan haberimiz olacak. Onların o dönemdeki dış politikasından haberimiz olacak. Abdülaziz'in Avrupa gezisinden haberimiz olacak. Londra, Paris'i gezen bir padişahtan bahsediyoruz. Abdülaziz'den bahsediyoruz. Yani bunlardan haberin olmadan lütfen bu dışişlerinin bu sözlü ya da yazılı mülakatlarına, sınavlarına girmemenizi tavsiye ederim ben. Özellikle o dönemdeki çok değerli diplomatları okumanız gerekiyor. İşte bu o kadar çok değerli diplomatlar var ki son dönem Osmanlı döneminde. Ben sadece üçünü örnek verdim ama bu üçü zaten bugünkü Türk dış politikasının da fikrini oluşturan, bu fikrin altyapısını oluşturan önemli üç isim. Az önce saydığım isimler değerli arkadaşlar. Ve ondan sonra da zaten biliyorsunuz Tevfik Rüştü Aras, Numan Menemencioğlu, Cumhuriyet döneminin ilk dışişleri bakanları. Onunla da ilgili ben birkaç gün sonra da en başarılı dışişleri bakanlığımız başlığı altında bir video da yüklemek istiyorum. O dönemde de Tevfik Rüştü Aras, Numan Menemencioğlu gibi isimlerden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bunlar da Cumhuriyet tarihimizin, Cumhuriyet'in ilk yıllarının çok nadide, güzide, çok başarılı Dışişleri Bakanlığı olduğunu da söyleyelim. Son dönem Osmanlı'daki o nadide, o güzide Dışişleri Bakanları da az önce saydığım 3 isim. Birisi hocaları,
Diğeri de talebeleri öğrenciler olarak kabul edin ve o dönemi makalelerini ve kitaplarını da mutlaka okuyun. Aslında o anda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer okuduğunuzda son dönem Osmanlı'nın dış politikasının vizyonunu da bir hakim olacaksınız. O yüzden çok önemli bu isimler. Sizin yerinizde olsaydım ben eğer Dışişleri Bakanlığı mülakatı ya da sözlü ya da yazılı sınavlarına katılmadan kesinlikle 3. Selim'den itibaren Yusuf Agi Efendi'nin Londra'ya getirilmesinden sonra Abdülmecit dönemi de şöyle bir yatırır okurdum ve masaya 1839'dan sonra neler yaşanmış, Mustafa Reşit Paşa, Keçicizade Fuat Paşa ve Mehmet Ali Paşa neden Osmanlı diplomatikasında önemli? Bunun cevabını az çok size videomun başından itibaren vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Sınavlara girmeden bu 3 isim çok önemli. Tekrar diğer videolarımda özellikle en başarılı Dışişleri Bakanlarımız kimlerdir başlığında hazırlayacağım videolarımda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Bol okumalıklı günler. Osmanlı'nın son dönem dış politikasını enfes bir şekilde okuyoruz. Padişahların hayatlarında okumayı ihmal etmiyoruz. Hoşça kalın.